sizler de bir insan olarak, hani şereflilerin en şereflisi olarak görevinizi yapın. Ay yıldızlı bayrağınızı alın. Esenyurt meydanına çıkın. Ben de buradayım diye konuşun. Çünkü eğer ben de buradayım demezseniz bir gün o bayrak size hesap sorar. Bir gün o bayrak size hesap sorar ve o gün şunu diyemezsiniz. Benim siyasi görüşümden değillerdi diye ben o meydana çıkmadım. Şimdi adama sormazlar mı? Bu vatan hani hepimizindi. Hani mesele vatansa gerisi teferruattı. Hani inanmıştık böyle bir şeydi. Bir ve beraber olacaktık. Evet. Bir ve beraber olmak için önce inanmak lazım. Çünkü zaferler korkakların işi değildir. Zaferler cesur adamların işidir. Evet. Öyle bir belediye başkanımız var. Ve inanın bedel ödemiş bir belediye başkanımız var. Ayakta duracak hali yok. Ama gene insanı tutmuş. Çadırda her gün görüyorum. Yüzlerce insan başkanımızın yanına gidiyor. Başkanım, başkanım, başkanım. Madem bu kadar çok seviyorsunuz. Ya da bu kadar hiç sevmiyorsunuz. Ya o meydanlar sadece bir grubun mu? Ya da bir etnik grubun mu? Bir ideolojinin, sadece bir siyasi partinin mi? Sadece bir takımın mı? Değil ya, hepimizin. Seçimler gelir, seçersiniz. Vermemişseniz de bizim başımızın üstünde yeriniz var. Olabilir, saygı gösteririz. Ama bugün mesele vatan, mesele bayrak, namus hala birleşemiyor. Şimdi diyoruz ki 7 Ağustos'ta Yenikapı'da dev bir demokrasi mitingi yapacağız. Şehitler için. Eğer o gün oraya gelmezseniz tarih size hesap soracak. O gün oraya gitmezseniz ideolojik sebeplerinizden dolayı, tuttuğunuz takımdan dolayı çocuklarınız, torunlarınız size hesap soracak. Hesap. Vatan elden giderken siz neredeydiniz diyecek. Ha, benim takımım farklıydı. O benim takımım değildi mi diyecek. Ya da benim tuttuğum, ya da benim siyasi görüşüm farklıydı mı diyecek. Vallahi hesap soracaklar. Hem de geleceğin neslinin çocukları öyle bir çocuk ki, onlar akıllı, eğitimli, bilgili, sizi akıllarıyla, o konuşmalarıyla paramparça yapacaklar. Cevap veremeyeceksiniz. Ama gelin bugün Esenyurt Meydanı'nda yıldızlı bayrağı alın. Renginiz ne olursa olsun, takımınız ne olursa olsun, çıkın, ben de buradayım. Ben de çocuklarıma bırakacak bir hikayem olsun. Benim de torunlarıma bırakacak bir hikayem olsun. Ve 7 Ağustos'ta, bakın, sadece bizim değil 7 Ağustos. Şehitlerimizin kanları var. Her bir şehidimize bir bakın. Alevisi, Sünnisi, Güneylisi, Doğulusu, Egelisi, Kürdü, Türkü, Lazı, hepsi var. Hepsi öldü. O gün orada zaman siyasi bir partinin bir mitingi olmayacak. Herkes orada olması lazım. O gün milyonlar Yenikapı'da olursa bütün dünya artık Türkiye'nin karşısında diz çökecek ve herkes korkacak Türk milletinden. Bu ülkede bir daha darbe yapılamaz diyecekler. Ve bütün İslam coğrafyasındaki bütün Müslüman kardeşlerimiz her biri Türkiye'yi örnek alacak. Türkiye'deki Ayşe'mi, Fatma'mı örnek alacak. Ahmet'imi, Mehmet'imi bu ülkede nasıl namuslarını korudular diye soracaklar. Ve onlar tarih kitaplarında yer alacak. Ama eğer olmazsanız birileri anlatacak tabii. Kim anlatacak? O gün bayrağını eline alan, meydanları dolduran insanlar anlatacak bunu. Meydanları dolduramayansa ne yapacak biliyor musunuz konuşurken? Torun diyecek, dedeciğim, nineciğim, sen o gün 15 Temmuz gecesi ülkenizi ele geçirmek isteyenlere karşı ne yaptın demokrasi mücadelesinde? Dediğinde ne yapacaksınız? Balkondan ya da baktım. Ya da tank gelirken alkışladım diyeceksiniz ben. O zaman hesabını veremezsiniz. Bakınız, herkesin tuttuğu takıma saygı gösteriyorum. Herkesin siyasi görüşüne saygı gösteriyorum. Herkesi çok seviyorum. Hepinizi ayırmıyorum ama. Ne olur siz de bizi sevmeye çalışın ya. O gün 7 Ağustos'ta Yenikapı büyük bir miting olacak. 15 milyon nüfusumuz var. İstanbul'da 15 milyon sadece. 15 milyonun 5 milyonu gelse ne olur? Dünya dize çöker, diz çöker dünya. 15 milyonun 5 milyonu. Ama gelmeyiz biliyor musun ki? Yok benim evde çocuklarım var, misafir gelecek. Alın misafirinizi de gelin. Arabalarla otobüsler kaldıracağız. Alın misafirinizi gelin. Ne yapacağız? O gün ben arkadaşımla denize gideceğim. Gitmeyi ver. O gün ben havuza gideceğim. Gitmeyi ver.
Ya o gün ben manitamla buluşacağım. Ya al manitanı koluna, al sevdiğini koluna. Geze geze gidin o gün meydanda. Bir bayrak sallayın şöyle ya. Bu vatan benim deyin ya. Ama gene gidemeyecek. Gene bir yere gidecek, bir yere gidecek. Hafife aldık tabii biz bu işi. Bakınız 15 Temmuz'da olanlar, Allah muhafaza 15 dakika geç kalsaydı Cumhurbaşkanımız. 15 dakika. Ne olacaktı biliyor musun? Sizin hiçbir hayaliniz olmayacak. Hele çocuklarınızın geleceği hiç olmayacak. Çocuklarınız ağlayacak, ağlayacaktır. Siz iş bulamayacaktınız. Kapılardan kovulacaktınız. Askerin tüfeği var bir de biliyorsunuz bizim. Hani bizim gerçekten vatanı seven askerlerimizin tüfeği düşmana karşı kullanılırsa çok mutlu oluruz. Ama eğer o silah kendi insanına eğer tutulursa o adamlar bizden olamazlar. Bu ülkenin vatanına, bu ülkenin namusuna göz dikenler bizden olamaz. Bu ülkenin insanını öldüren hele insan olamazlar. Ama zaman, hep anlatıyorum ya, birlik zamanı, kardeşlik zamanı. Ülkemizi sevme zamanı geldi. Ya bugün seveceksiniz, ya bir daha ülke diye bir şeyiniz kalmayacak. Bundan sonra insanlar tekrar darbe girişiminde bulunacaklar. Ama bugün yeni kapıdaki mitingde milyonlar oraya gittiğinde herkese bir gözdağı olacak. İşte silahı olmadan, elinde taşı sopası olmadan bu insanlar bu ülkeyi kurtardılar diyecekler. Bu insanlar diyecekler, o zaman Ahmet Mehmet demeyecekler. Bütün insanlar kurtardı diyecekler. Ben 7 Ağustos'ta hepinizi, siyasi görüşünüz ne olursa olsun, tuttuğunuz takımı ne olursa olsun. O gün biz belki de geceden orada oluruz. Belki o gün orada olacağız. Orada olalım. Sakın benim takımım şu diye yapmayın. Orada olalım. Biz bayrak sallayalım. Ya o gün gerçek söylüyorum. Bayrak sallayın. Çünkü bu bayraklarımız olmasa bizim vatanımız da olmaz. Bayraklar vatanlarıyla ya da bayraklarıyla bir vatan, vatan olur. Bayrağınız yoksa vatanınız yok. Hani hatırlayın eskiden filmler izleriz. Çanakkale filmlerini, Kurtuluş Savaşı'nı izleriz. Adam bayrağı cebine almış. Bayrağını öpüyor, 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 koyamıyor, öpüyor. Bir ucu yere değdi diye toprağı öpüyor, alıyor tekrar bayrağı yüreğine koyuyor buraya, kalbin yüreğine koyuyor. Bu ülke böyle kazanıyor biliyor musun? O bayrak sevdası olmasa bu ülke kaybolur. Hani bizim insanımız namusuna çok düşkündür. Hepimiz değil mi? Namusumuza çok düşkünüz. Hani mesele vatansa gerisi teferruat deriz ya. Sözde olmasın. Özde olsun. Bazen meydana da tabii boş bulanlar var. Bayrak, 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 bayrak derler. Ben bayrağımı çok seviyorum. Ben bayrağımı çok seviyorum ama bir ellerinde şarapla bayrağı da yerde bayrağın üstünde oturan insanlar gördük bu ülkede. Bu ülkede bayrağımı çok seviyorum diyen bayrakların üstlerine pis edenleri gördük. Evet arkadaşlar, bu bayrak sadece benim şansıma ait bir bayrak değil. Atalarımızın bize bıraktığı bir emanet ve kutsal bir emanette sizler sahip çıkacaksınız. İnşallah, ben inanıyorum tabii sizlere. İnşallah o gün yeni kapı mitinginde oluruz. Şimdi sorsam kaçınız orada olacaksınız? Birileriniz kaldıracak, birileriniz. Kaçınız olacaksınız? Hadi bakayım bir sorayım. Gene geliyorsunuz, olamayanlar olsun değil mi? Onları ne yaparsanız onlar orada olamazlar. Çünkü bu vatanın gerçek sahibi biziz. Gerçek sahibi bu eli kaldıran, o meydana gidenler bu ülkenin sahibi. Gitmeyenler sahibi değil bu ülkenin. Kesinlikle katılır.